Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte İnkılap Tarihi yolculuğumuzda Lozan Barış Anlaşması, sanat ve edebiyat eserlerine milli mücadele konusunu işleyeceğiz. Lozan'ın ne olduğunu birazdan videomuz başlayınca seninle beraber konuşacağız Tonguç'um. Hazır mısın bu arada? Hazırım hocam. Tebrik ediyorum. Hazır olman her zaman için çok güzel bir şey. Birazdan Lozan'ı konuşacağız ama ardından da Lozan'ın nereye geldiğimizi, nasıl yaptığımızı, Lozan öncesinde neler yaşadığımızı, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Lozan'a gelerek esasında milli bağımsızlığı nasıl taçlandırdığımızı birazdan konuşacağız. Fakat şunu bilmemiz lazım ki İnkılap Tarihi'nde en önemli şey soru çözmektir Tonguç'um. Çünkü sınavda sana Lozan kaç yılında imzalanmıştır diye bir soru gelmez. Ya da Ateşten Gömlek kimin eseridir? A. Halid Edip Adıvar, B. Fahri Rıfkı Atay, C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, D. Tarık Buğra. İşte bu şekilde soru gelmez. O edebiyatta geliyor. Dolayısıyla sana bir soruyu okuyup, yorumlayıp ardından bu yorumla alakalı bir çıkarım yapman istenir. İşte milli bağımsızlık, milli egemenlik, laiklik ve çağdaşlaşma, milli birlik ve beraberlik gibi kavramlar gelir. Dolayısıyla senin en fazla yapman gereken şey bol bol soru çözmek. Zaten biz de LGS kampımızda her bir konu işledikten sonra ki birazdan da Lozan'ı işleyeceğiz. Hep sana ödevler veriyoruz. O ödevleri çöz diye. Onları 0'dan 8'e sözel kitabımızdan çözebilirsin. Yeni nesil taktikten çözebilirsin ki burada biliyorsun yeni nesil taktikte posterlerini asıp duvarına buradaki stickerları, etiketleri kullanıp çok güzel bir şekilde sorular çözebilirsin ve ekstra dijital sorularını çözebilirsin. Yine aynı şekilde Dinamo soru bankamızda da çok kaliteli sorular var ve yine Zoru Bankası'ndaki soruları da mutlaka çözmelisin. Bu arada biliyorsun öğrencilerimizden çok yoğun talep geldi. Hocam taktikli kitabınızın ekosunu yani küçük versiyonunu da çıkarın dediler. Küçük versiyondan kastımız fiyat anlamında küçük. Onu da sizlere hazırladık biliyorsunuz ki. Burada Türkçe Eko, Eko Matematik, Eko Fen, ha Eko İnkılap burada. Eko İnkılap biliyorsun, daha doğrusu Eko Taktikli İnkılap, normal taktikli inkılapla birebir aynı sayfalar, aynı dijital sorular, aynı karekod soru çözümlerine sahip. Neyse daha fazla şey uzatmayalım. Bu reklam gibi duruyor ama esasında gerçekte burada çözeceğiniz sorular sizin hayallerinizdeki liseye girmeyi sağladığı için çok çok önemli. O yüzden dersimizin başında, videomuzun başında bu ödev veriyoruz. Ama şimdi Lozan'ı işlemeye başlayacağız. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Hadi o zaman mükemmel bir şekilde dersimize başlayalım. Peki Lozan Anlaşması nerede, nasıl ve kimlerle imzalandı ve ne zaman imzalandı? Burada tabii ki esas konu Türkiye ile alakalıydı. Biliyorsun. Güngören'de imzalandı. Oğlum saçmalama bak. Türkiye bir savaşa girdi, ülkemiz bir savaşa girdi. Bu savaşın sonrası bir önce Mudanya Ateşkesi imzalanmıştı. Ardından da biz Lozan imzalayaraktan bağımsızlığımızı tescil ettik. Fakat buraya nasıl geldik, Lozan'a nasıl geldik? Kolay olmadı. İlk başta bize saldırdılar. Mondros Ateşkesi ile saldırdılar. Yurdumuzun dört bir yanını işgal ettiler. Sonra Sevr Anlaşması ile resmen paylaştılar. Ama sonrasında biz Doğu Cephesi'nde Ermenilerle, Güney Cephesi'nde Fransızlarla, Batı Cephesi'nde de Yunanlarla mücadele ettik. Onların hepsini yamulttuktan sonra dedik ki hadi gelin Lozan'a. Fakat Lozan'a gitmeden önce, Lozan'ı göstermeden önce şunu da göstermek istiyorum sana Tonguç'um. Bak 1922 ile 23 arası çok ciddi savaşlar oldu. Hatta 1920 ile 23 arası çok ciddi savaşlar oldu. Ve bu savaşlar sonrasında büyük taarruzla biz artık düşmana saldırdık, taarruz yaptık ve düşmanı denize döktükten sonra dediler ki adamlar ateşkes abi biz size teslim oluyoruz. Mudanya Ateşkesi'ni yaptık. Mudanya Ateşkesi'nin önemi neydi Tonguç'um? Abi ne olur abi kıyma bana. Ha, aynen öyle dediler. Biz de onları affeder gibi yapıp gene denize döktük hani öyle gitmesinler diye. Ve Mudanya Ateşkesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın askeri kısmı bitti. Artık diplomatik safhası başladı. Yani artık masa başında mücadele edeceğiz. İndir o eli ne diyorsun sen falan şeklinde böyle tartışmalar olacak. Mudanya Ateşkesi'nden sonra bizi Lozan'a çağırdılar ama yine İstanbul hükümetini yani padişahı da çağırınca ki buna benzer bir şey biliyorsun birincinin zaferinden sonra Londra konferansında da yapmışlardı. Biz dedik ki bir dakika hem milli egemenliğe ters düştüğü için hem de Lozan'da ikililik çıkarmasın diye 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırdık. Demek ki biz Lozan'a giderken saltanatı da kaldırıyoruz. Neden? Çünkü bize ikililik çıkarmak için padişahı da çağırıyorlar. Yoksa padişah ne alakası var Kurtuluş Savaşı ile? Kurtuluş Savaşı sırasında düşmanla mücadele eden biziz. Doğu cephesinde, Güney cephesinde, Batı cephesinde biz düşmanla mücadele etmişiz. Ardından da tabii ki artık ülkemizle alakalı kararı yani sınırlarımız nasıl olacak? Doğuda nereler bizim olacak? Güneyde nereler bizim olacak? Bunların kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi vermesi lazım. Millet vermesi lazım. O yüzden de Lozan'a milletimiz gidiyor. Ne zaman? 24 Temmuz 1923'te. Peki Lozan nedir derlerse ne diyeceğiz? Yeni Türk Devleti'nin zaferinin ve bağımsızlığının tescili. Bak bunu sormuşlar Tonguç'um. Demişler ki Lozan'ın önemi nereden kaynaklanıyor? Lozan hala geçerli bir anlaşma biliyor musun? Şu anda da geçerli bir anlaşma. Yani Lozan'a göre çok bu... Çok eski değil mi hocam? Eski bir anlaşma 1923'te ama 100 yıla yakındır geçerli bir anlaşma. Niye? Çünkü doğru bir anlaşma yapılmış. Haklar hukuklar ayrılmış. Bazı eksikler var. Bazıları var. Onları düzeltecek en kısa zamanda.
Ama Lozan'ın en önemli özelliği... 100 yıldan sonra mı hocam? 100 yıldan sonra, evet, aynen dediğin gibi belli bir geçerlilik süresi var. Sonrasında yeniden yenilenecek. Hatta 2023 diyoruz ya, oradan kaynaklanıyor. Evet, orada diyeceğiz ki kardeşim bir dakika, Lozan'a göre siz Boğazları şeye bırakmışsınız ama işte başında Türkiye olan uluslararası bir komisyona bırakmışsınız, sonra Montreal'e bize vermişsiniz ama hala ticari gemilerden biz para alamıyoruz. Hani biz üstten geçiyoruz ya Tonguç'un köprünün üstünden, birinci evet köprü. Hocam. Bizden para alınıyor biliyorsun. Hoş geldin OGS, EGS 3 lira alıyor ama aşağıdan geçen gemilerden hiç para alınmıyor biliyor musun? Adamlar elini kolunu sallayarak adam gidiyor buradan, Rusya'dan, Ukrayna'dan gemiler geçip gidiyor. Baba nereye gidiyorsun diye soran yok. İçinde ne var, ne götürüyorsun? Aynen, kimsin, kimsin sen diyoruz ve onların hepsini bir şekilde durdurmaya çalışıyoruz. Şimdi şaka bir yana Tonguç'um, Lozan'da bizim esas önemli özelliğimiz zaferin ve bağımsızlığının tescili yapıyoruz. Yani diyoruz ki biz artık bağımsız bir Türk devletiyiz. Peki Lozan'a giderken ne oldu? Şimdi Lozan'a giderken bizim iki temel konumuz var. Bunu da sorabilirler sana sınavda. Asla taviz vermeyeceğiz. Yani hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğimiz konular. Ermeni meselesi. Ermeni meselesi neden önemli? Çünkü Ermeni devleti kurmak istiyorlar Tonguç'um doğuda. Ama biz ülke bütünlüğümüz bozulmasın diye, ülke bütünlüğünü korumak adına Ermeni devletinin kurulmasına izin vermiyoruz. Bu ne demek? Eğer bununla alakalı ısrar ederlerse yeniden savaşı göze alıyoruz. Bir de kapitülasyonlar var. Bu da yine çok fazla sorulan bir şey. Sınavlarda en fazla çıkan kavramlardan bir tanesi. Ekonomik bağımsızlığımız adına çok değerli bir şey. Eğer kapitülasyonlar kaldırılmasaydı Lozan'da biz yeniden savaşacaktık. Niye? Çünkü kapitülasyonların kaldırılması ekonomik bağımsızlığımızı sağladığı için ve bir devletin de en önemli kısmı ekonomi olduğu için, yani savaşlar, hatırlarsan Birinci Dünya Savaşı neden çıkmıştı? En önemli şey insanlık hocam. İnsanlık tabii de, ama Birinci Dünya Savaşı neden çıkmıştı? Ham madde ve pazar arayışı, böyle sömürgecilik yarışına, yani paradan dolayı çıkmıştı. E şimdi sen paradan dolayı başlayan bir savaşta parayı kaybediyorsun. Kazandığın o zaman hiçbir şey kazanmamışsın ki. Yani kapitülasyonların kaldırılması en az Sakarya Zaferi kadar, en az Büyük Taarruz kadar çok önemli bir şey. Ülkemizin bağımsızlığı açısından önemli. Yani şu anda kapitülasyonlar kaldırılmasaydı biz çok zor durumdaydık, çok fakir bir durumdaydık. Büyük Millet Meclisi'nin amacı ise Misak-ı Milli gerçekleştirmek. Zaten kapitülasyonlar ve Doğu Anadolu'da Ermeni Devleti'nin kurulmaması Misak-ı Milli'de de vardı. Bunlarla alakalı biz asla taviz vermeyeceğiz diyoruz. Hatta konferansa gidince ne yapıyorlar biliyor musun Sonuç? Böyle masalar var. Masanın etrafında devletler var ya, onların böyle herkese böyle büyük büyük sandalyeler veriyorlar böyle, tamam mı? Böyle sırtı büyük. İsmet İnönü'ne küçük bir sandalye veriyorlar. Hoş geldin, otur bakalım. İsmet İnönü diyor ki tövbe estağfurullah. Tabure. Ya tabure gibi bir şey veriyorlar. İsmet İnönü tövbe estağfurullah yarabbim, neyse. Oturuyor. Sonra konferans diline Türkçe'yi koymuyorlar. Adamlar İngilizce konuşuyor, Fransızca konuşuyor. İsmet İnönü masaya elini vuruyor, diyor kardeşim diyor. Buraya diyor çok kan dökerek geldik. Ya buraya içeride oturma odasından gelmedik. Sizler de çok ölü verdiniz, bizler de çok şehit verdik. Daha fazla artistlik yapmayın diyor. Yani artık bağımsızlığımıza saygı duyarak adam gibi anlaşma yapıyorsanız yapın. Yoksa ben çekip gideceğim diyor. Türkçe biliyorlar mı hocam? İngilizce tercüman söylüyor tabii, ne yapsın yani. Atar atar gider gider. Go to hell diyor yani. Burada şöyle bir şey var. Bir de adamlar hem böyle küçük sandalye verip hem de böyle çevirmenleri kullanmadıkları gibi Ermeni meselesi, kapitülasyonlar hakkında da mink 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 diye konuşuyorlar. Yani aslında kaldırmasa kapitülasyonları. E zaten kapitülasyonları kaldırmasam ben niye o kadar savaştım ki? Doğu cephesinde, güney cephesinde, batı cephesinde niye o kadar şehit verdim ki ben yani? Neden bahsediyorsun sen? Diyoruz. Artistik yapma diyor. İndir öyle. Böyle bir kavga çıkıyor. Orada bir tartışma oluyor. Neyse. Sonrası... Masaya ağırlığını koyduk hocam. Aynen, masaya ağırlığımızı koyuyoruz. Ve en sonunda da Tonguç'um, burada çok önemli bir detay var. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi Lozan'a gidip pat diye hemen kabul etmiyorlar Tonguç. Ne oluyor biliyor musun? Lozan'da bize böyle artistik yapıyorlar. Bize işte kapitülasyonları kaldırmayacağız diyorlar. İsmet İnönü'yü ezmeye çalışıyorlar. İsmet İnönü konferansı terk edip geliyor. Gerçekten atlayıp İstanbul'a tekrar geliyor. Konferans dağılıyor. Yani biz savaşı göze alırız demiştik ya, bunu gösteriyoruz. İsmet İnönü gelince İsmet İnönü'ye böyle eleştiriler yükseliyor. Diyorlar ki ya İsmet Paşa halledemedin mi ya? Ne oldu? Hani ne oldu? Gitmiştin, kaldıramadın oradan işte kapitülasyonları. İşte böyle İsmet İnönü'ye eleştiriler gelince Mustafa Kemal diyor ki bir dakika diyor. Yeniden seçim yapılsın diyor ve meclis yenileniyor. Tekrar Ankara'ya geliyor İsmet İnönü ve Ankara'daki meclis yenileniyor ve meclis yenilendikten sonra, yani meclis yenilenmesi ne demek? Binayı yenilemiyorlar yani. Pimapen. Boyanması hocam. Hayır, saçmalama evladım. Pimapenler. Hayır. Hayır, adına. Saçmalama evladım. Meclisin içindeki vekiller yenileniyor. Mesela sizin sınıfta sen mezun olduktan sonra 8. sınıftan sonra yeni 8'ler gelecek ya, sen artık liseye geçeceksin. Yeni öğrenciler gelecek ortaokula başlayan. Onun gibi meclis yenileniyor ve meclis İzmir'de Misak-ı İktisadi diye bir kongre yapıyor. Ve burada da Misak-ı İktisadi diye bir karar alıyor İzmir İktisat Kongresi'nde. Ve bu Misak-ı İktisadi ile biz diyoruz ki kapitülasyonları kaldırmayacağız, kaldıracağız. Ölmek var, dönmek yok. Yani kapitülasyonları kaldırmayacağız diyen itiraf devletlerine hayır diyeceğiz. Kesinlikle kesinlikle ekonomik yemin ediyoruz. Ve ondan sonra tekrar Lozan'a gidiyoruz. Bak Lozan'dan gelmiştik. Bak neler neler yaşandı. Lozan'ı terk ettik. Ankara'da seçimler yapıldı. Meclis yenilendi.
İzmir'de Misak-ı İktisadi Ulusal Ekonomik Yemin ilan edildi. Bağımsızlığımız, ekonomik bağımsızlığımıza vazgeçmeyeceğimi söyledik. Sonra Lozan'a gidiyoruz ve diyoruz ki hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan ve o zaman Lozan imzalanır. Şimdi Lozan'ın bazı maddelerine baktığımızda savaş tazminatı olarak Türkiye'ye Yunanistan Kara Ağaç'a çevresini veriyor. Yani Kara Ağaç diye bir yer var Ege sınırımızda. Hatta şöyle göstermek isterim izin verirsen Tomuş. Çok güzel bir yer. Keşke vermeseydik. Biz alıyoruz oğlum. Saçma sapan. Pardon. Kara Ağaç'taki insanlar böyle duruyorlar. Onların da durumu çok garip böyle. Sen Kara Ağaç ilçesindesin. Yunanistan bizim diyor. Sonra hayır, savaşı kaybettin. O zaman artık Türkiye'ye geçiyor. Yani böyle Kara Ağaçlar seviniyor tabii. Türkiye'de olmak daha güzel bir şey. Şimdi Yunanlara sorsan hepsi Türkiye'de yaşamak ister. Niye? Kalite. Yani düşünsene sahiller falan. Avrupa Birliği'ndeler mi hocam? Ama yani durumları ortada yani. Keşke Avrupa Birliği vatandaşı olsaydım hocam ben. Saçma sapan konuşma, dejenere olma. Her yere vizesiz gezebilirdim. Ya tabii ki bir Schengen için güzel olurdu ama önemli değil. Yarın bir gün biz de başka bir birlik kurarız. Onlar da bizim yanımıza gezmek isterler ya da biz de girebiliriz Avrupa Birliği'ne Tonguç. Eğer derslerimiz... Hocam Hatay ne oldu? Hatay'ı alamadık daha. Lozan'da Hatay'ı vermediler. Bak hala uyanıklık peşindeler ama Mustafa Kemal son zaferi olacak. Onu da diğer videolarımızda işleyeceğiz. 1939'da Hatay'ı ana vatana katacak. Ama Mustafa Kemal bunu göremeyecek. Sadece onun için uğraşacak. Şimdi Kara Ağaç'ı bize savaş tazminatı olarak veriyorlar. Boğazlar konusu da yine üzüntülü. İstanbul'un Çanakkale Boğazları Türkiye Başkanlığı'ndaki, yani başında bir Türk olan Uluslararası Boğazlar Komisyonu'na bırakılıyor. Şimdi bu sanki iyiymiş gibi duruyor ama esasında buraya ben üzüntü işareti yapıyorum. Niye? Çünkü ulan zaten Boğazlar bizim. Niye daha uluslararası komisyon var? Mesela sizin evi sizin mi mesela Tonguç? Bizim ev bizim hocam. Tamam. Başında işte anne ve babanın olduğu uluslararası bir komisyona bırakılıyor apartmanda diyelim ki. Apartmandakiler sizin evi yönetiyor. Ulan ama başında nasıl baba. Yani? Olmaz ki. Ev sizinse zaten sizindir. Başkası giremez ki oraya yani. Ama işte burada İtilaf Devletleri bir komisyon kurdu. Birazcık haya lazım. Ne biçim böyle ya insanlar. Ya insanlıkmış. Ve düşün. Hatta Ankara'yı başkent yaparken biz bunu da önüne sürüyoruz. Diyoruz ki bak İstanbul'da İtilaf Devletleri var. Böyle bir yerde başkent kurulmaz ki deyip Ankara'ya geçeceğiz. Ve diğer bir madde ise Tonguç'um. Pardon. Karıştı her şey birbirine girdi. Teşekkür ederim. Azınlıklar. Azınlık ne demek Tonguç evladım? Azınlık hocam. Azıyorlar sürekli hocam. Aslında çok yani. Diyorsun saçma sapan. Aslında doğru. Azıyorlar kısmı doğru. Nasıl azıyorlar? Yaramazlık yapıyorlar. Azın çocuklar. Hadi azın. Öyle değil evladım. Mesela doğuda Ermeniler, batıda Rumlar, işte Karadeniz'de de var bazı Rumlar. İşte biz kendi devletimizi kuracağız falan diye böyle gaza geliyorlar. Yani gaza gelip böyle kendi devletlerini kurmaya çalışıyorlar ama hesaba katmadıkları bir şey var. Bir dakika kardeşim diyoruz biz. Diğer ülkelerdeki Türk vatandaşlarının hakları neyse siz de bu ülkede bu kadar hakka sahipsiniz. Rumlar, Ermeniler, Museviler tamam insansınız, yaşayabilirsiniz, hep beraber yaşayabiliriz. Bizler hepimiz insanız ama siz bizden daha fazla hak almaya çalışıyorsunuz. Eskiden biliyor musun Tonguç? Eskiden Rumlar Osmanlı'da yaşayan Türklerden daha fazla hakka sahipmiş. Mesela askere gitmeyebiliyorlarmış. Belli vergileri vermeyebiliyorlarmış. Kapitülasyonlardan faydalanabiliyorlarmış. Vay be, Osmanlı'da Rum olmak vardı. Saçma sapan konuşma evladım, Allah'ım yarabbim. Hayır, Osmanlı zamanında hocam. Şimdi artık değiştiriyor Mustafa Kemal. Diyor ki bir dakika diyor ya. Diğer ülkelerdeki mesela Bulgaristan'daki Türklerin hakları neyse Türkiye'deki Bulgarların hakkı, azınlıkların hakkı da bu kadar olmalı diyorum. Kapitülasyonlar tamamen kaldırılıyor. Bunun hikayesini anlatmıştım ve burada güzel bir uyarı düşmek istiyorum sana. %100 bir soruda kapitülasyonlar geçiyorsa cevap onunla alakalıdır. Yani çok düşük bir ihtimal kapitülasyonlardan daha önemli ne olabilir diyorum ve bulamıyorum. Bayağı araştırdım. Yıllarca bunun araştırmasını yaptım. Bulamadım. Zaten bir şıklarda da kapitülasyonlar varsa hocam kesin cevap olur demiştiniz. Evet, bunu söyleyebiliriz. Yine dikkatli okumak lazım. Çünkü biz yeni nesil öğrencileriz. Yeni nesil sorularda dikkatli olmalıyız. Ama şimdiye kadar üniversite sınavlarında veya işte ortaokul sınavlarında hep buna benzer sorularda cevap kapitülasyonlar. O yüzden kapitülasyonları görünce diyeceksin ki bir dakika, akan sular durur, duran sular akar diyeceksin. Osmanlı borçlarına baktığımızda borçlarımız var tabii ki. Adamlar borçları bizim Osmanlı'nın kaybettiği toprakların borçlarını bile bize ödetmeye çalışıyorlar. Yani ulan Bulgaristan artık bizim değil, hala Bulgaristan'ın borçlarını ödetiyorlar. Macaristan artık bizim değil, Macaristan'ın borçlarını ödetmeye çalışıyorlar. Biz diyoruz ki bir kere genel borçlar idaresi duyun umumiye kaldırılacak. Ekonomik bağımsızlığımıza ters. Aynı zamanda borçlar Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek. Yani Bulgaristan'a ait kısım Bulgaristan ödeyecek. Bizdeki toprakların borcu bize ödeyeceğiz diyoruz. Şimdi dolayısıyla Lozan Anlaşması maddeleri böyle. O zaman Lozan Anlaşması'na göre Türkiye sınırına baktığımızda güney sınırımız Ankara Anlaşması'na göre belirlendi ve hala Hatay bize değil. Doğu sınırımız Kars Anlaşması'na göre belirlendi. Gördüğün gibi Batum'u kaybetmişiz. Misak-ı Midye'den taviz vermişiz. Burada Boğazlara kırmızı yaptık. Niye? Boğazlar bölgesi biraz sıkıntılı. Sınırlarımız Misak-ı Midye'ye bayağı yaklaştı. Musul tam belli değil. Musul'u da 1926 Ankara Anlaşması ile maalesef kaybedeceğiz. Çünkü İngilizler Musul'u almak için Şeyh Said isyanı çıkaracaklar. Şimdi bir konumuz daha var. Onu da söyleyelim. Ardından da videomuzu bitirelim Tonguç'um. Sanat ve edebiyat eserlerinde milli mücadeleye baktığımızda Kurtuluş Savaşı'nda milletimiz zaten edebiyatla tarih iç içe. Kurtuluş Savaşı'nda insanımız orduda,
ordumuz, milletimiz savaşla alakalı uğraşırken şairler, yazarlar ya da ressamlar gidip de alakasız şeylerin resmini, alakasız şeylerin şiirini yazamazlar. Ne yazacaklar? Milli bağımsızlık, mücadele, kurtuluş savaşı, milliyetçilik, Türkçülük gibi kavramlarla alakalı sanat ve edebiyat eserleri. Halk acı çekiyoruz. Savaş eşiğindeyiz. Evet, sanat edebiyat alakalı. Mesela Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban romanında ya da Halide Edip adı var Ateşten Gömlek adlı romanında. Hep böyle bak, Ateşten Gömlek'ten kastı ne? Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan önemli olaylar. Dolayısıyla burada soru nasıl gelir onu söyleyeyim. Sana şöyle soru gelmez. Ateşten Gömlek kitabının yazarı kimdir? Bu edebiyat sorusu. Halide Edip adı var. Aferin, biliyorsun genel kültürün çok yüksek, kaliteli bir insansın. Ama bu soru da çıkmaz böyle. Bu ne yapar biliyor musun? Halide Edip adı varın Ateşten Gömlek adlı romandan bir parça verir. Mesela metin ya da görsel verir. Bunların hangi alanla ilgili oldu? Yani milli bağımsızlık, ülkenin bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlık, topyekün mücadele, yani halkın hep birlikte mücadele etmesi. Mesela der ki bir edebiyat eserinin içerisinden bir cümleler verir. İşte halk hep beraber hareket ediyordu. İşte kadınlar arkadan mermi taşıyordu. Çocuklar onlara yardım ediyordu. Askerler en önde savaşıyordu. Burada edebiyat eserinden ülkemizin bulunduğu durumla alakalı neye ulaşılabilir der. Sen topyekün mücadele yapıldığını, milli bağımsızlığa karşı mücadele edildiğini söylemen gerekir Tonguç'um. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yap. Yorumlara yaz Tonguç'a.